Türkiye'de böyle bir girişiminiz olur mu? Olmaz. Yani şundan dolayı olmaz. Ülkemizdeki futbol anlayışından çok mutlu değilim açıkçası. Yani futbolu benim gibi göremeyen insanlar oldukça üzülüyorum da. Çünkü yani futbolun bizi birleştirmesi lazım. Biz dün gece saat 3'te maça başladık. 2.30'da falan başladık. 4'te mi ne bitti? Yani kadroyu söyleyeyim sana. Murat Boz. Ondan sonra İbrahim Büyükak. Oğuzhan. Yani böyle hem sanatçı hem böyle kendi çevremizden bir grup top oynadık. Maç nasıl iddialı geçti anlatamam. Bak, nasıl iddialı geçti anlatamam diyorum sana ama maçın sonunda oturup bizim ofiste hep beraber maçın değerlendirmesi yapıp güldük, eğlendik. Yani şu futbolun bir eğlence olduğunu bir anlasak da yani bundan dolayı bir gerilmesek, birbirimize karşı bir kötü hisler beslemesek ne kadar güzel olur. Yani benim en yakın arkadaşım Galatasaray. Evet. Ben Fenerbahçeliyim. Sizin farklı kulüplerle de gerçekten antrenörleriyle, başkanlarıyla yani, iletişiminiz. Kızım Galatasaray'la, evet. Büyük kızım Galatasaray'la benim mesela. Ben, babam Beşiktaşlıydı. Yani bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani evet. Hepimiz başka kulüpler tutabiliriz. O kulüplerle ilgili aramızda konuşmalar olabilir. Ben bak şu ana kadar hayatımda hiç Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş'la ilgili herhangi bir insanı kızdırmıştım falan yoktur, biliyor musun? O muhabbete girmem zaten. Çünkü benim için hepsi değerli kulüp. Hani kendi takımımı tabii ki tutuyorum, destekliyorum. Kazandığım zaman mutlu oluyorum. Yani kazandığımız zaman mutlu oluyorum tabii ki. Ama hani bunu karşı tarafa kötü duygu besleme sebebi yapmam mümkün değil benim. Çünkü seviyorum, ne yapayım şimdi yani. Hani ben Trabzonsporları da seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum, Beşiktaş'ları da seviyorum. Kulüpten dolayı bir insan üzerinde bir alerji oluşmuyor bende. Bir de şu da var, şunu unutma. Yani benim hani dostluklarım da var tabii ki. Hani Sergen Hoca şu anda hani ligin lideri diyelim, çok da güzel gidiyor. Benim çok yakın dostum. Yani bizim ofiste gelir, muhabbet ederiz. Yani beraber maç yapıyoruz. Beraber çalıştınız da. Beraber ikisi de çalıştık. Evet. Bir gün bile hani aramızda bir mutsuzluk olmadı. Yani hatırımız birbirine sınırsızdır. Ne bileyim hani baktığın zaman ya şu futbolun beraber oturup konuşulacak bir ortam olsa da hep beraber dert destek maçlardan sonra beraber karma maç seyredebilirsek ne güzel şeyler oluruz. Niye bu hale geldi sizce Türkiye'de? Ya biraz şeyden kaynaklandı. Yani herkesin suçu var. Birinci olarak belli bir dönemki yöneticiler bence. Yani babalarımız zamanında bu gerilimler yokmuş. Çünkü oradan çözdüm şifreyi. Yani bizim babalarımız zamanında beraber maç seyrediliyormuş. Evet. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da beraber maç karma maç seyredilmiş. Ya bu iş aslında öyle bulunmuş. Evet, yani başlamış. Doğru. Sonra o dönemler içerisinde anladığım kadarıyla belli yöneticilerin yanlış tutumları camianın aralarını soğutmaya başlamış. Ve bu giderek artmış. Öylesi anlıyorum. Ekonominin büyümesi de etkilemiş olabilir mi? Ekonomi bilmiyorum. Gerçi taraftarı etkilemiş. Yok ya, taraftarı etkilemez ama çok hayal kırıklığı yaşıyorum tabii ki. Buradaki gerilimi gördükçe. Avrupa'da o gerilimi görmüyorsun. Biz hiç unutmuyorum. Fenerbahçe Valencia maçıydı. Valensiyalıların arasında seyrettik maçı. Sağımız solumuz Valensiyalıydı. Fenerbahçe gol attığı zaman hani bizim mutluluğumuzu hiçbir şekilde yadırgamadılar. Gayet güzeldi ama ha, Türkiye bu konuda dünyada en kötü mü diyorsan çok daha kötü ülkeler gördüm. Stad'dan zor çıktığımız Hollanda'da Fenerbahçe maçında bir ara telleri indirmeye çalıştı holiganlar. İndirseler üstümüze inecekler. Yani bir 500 holigan orada üstümüzden geçiyordu yani. Polis böyle ne yaptı belli değil, bakmıyor. Başka yine İngiltere'de bir gün bizim minibüse saldırdılar. Milli maça gitmiştik Sunderland'de. Türk olduğumuzu anladılar. Esat kapıyı kilitleyin dedi. 1,5 saniye sonra bütün kapılara saldırdılar. Yani kapıları açtılar, hiçbirimiz yokuz yani. Yani dünyada da kalkıp da bu iş böyle en olgun şeklinde diyemiyorum her yerde. Ama biz de çok iyi durumda değiliz.